Tabii Delvale çok uzun yıllardır Türkiye'de tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'de oynuyordu. Hem Babel'in sakatlığı hem Dipa'nın sakatlığından sonra o bölgede bir eksiklik olunca o bölgede bir transfer yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Ümraniye Kulübü'yle de ilişkilerimiz çok iyiydi. Buradan Ümraniye Spor Kulübü Başkanı Tarık Başkan'a da teşekkür ediyoruz bize sağladığı kolaylık için. Böyle bir ihtiyaç olunca hocamız İbrahim Üzülmez'in de raporu doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdik. Kendisi de bize bu şampiyonluk yarışında çok ciddi katkı vereceğine inandığımız bir oyuncu. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İnşallah o da geçen sene yaşadığı şampiyonluğun üzerine bir şampiyonluk da burada yaşayabilir diye düşünüyoruz. Yok, şu an Delvale ile birlikte biz transferi kapadık. Yani şu an için yani olağanüstü bir durum olmazsa, bir sakatlık olmazsa bizim şu an kadromuz 30-31 kişilik bir oyuncu grubumuz var gençlerle beraber. Biz bu yarışı tamamlarken bu oyuncuların şampiyonluk yolunda çok ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz bize. Şimdi biz Samsunspor müsabakasından önce de Samsunspor maçının bir ölüm kalım maçı olmadığını oyuncu grubuna anlatmıştık. Sıradan bir lig maçıydı bizim için. Önemliydi. Samsun tabii ki bizim rakibimiz. Samsun'la olan puan farkını korumak ya da arttırmak için bir fırsattı. Fakat o maçı kaybetme kredimiz de vardı bizim. Bu krediyi de yine bu oyuncu grubu Samsun müsabakasına çıkarken 6 puan önde bu krediyi sağlamışlardı. Kendi kredimizden kullandığımız bir maç oldu. Yine bu krediyi oluşturacak oyuncu grubu, teknik heyetimiz burada. Onlar çalışmalarına devam ediyorlar. Yakalayacağımız yeni bir seriyle beraber tekrardan puan farkı açılır. Bizim şampiyonluk yolunda bu işi başaramayacağımız gibi bir düşünce, bir duygu bizde hiç oluşmadı. Bizim bu noktada özgüvenimiz çok yüksek. Eyüpspor takımı bu ligin en iyi takımı. En kaliteli oyuncu grubunun bir arada olduğu, kenetlendiği hocamızla, başkanımızla kenetlenmiş bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimizden hiçbir sapma yok. Sezonun sonunda da bu ligi Allah'ın izniyle lider Eyüpspor bitirerek Süper Lig'e çıkma başarısı gösterecek. Ya bununla ilgili önümüzdeki sene bir yıl stadımızı yaparken stadımızı yapma projemiz var. Bu noktada hem Cumhurbaşkanımıza da bu konuyu konuştuk, Spor Bakanımıza da konuştuk. Onların da destekleriyle aynı yerinde bir stat projemiz var. Fakat bunu hemen yetiştirmek mümkün değil. Önümüzdeki yıl başka bir stadyumda oynamak zorundayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bu noktada bize Esenler Erokspor Kulübü bir söz verdi. Bizim stadımıza maçlarınızı oynayabilirsiniz dedi. Bu tercihlerimizden bir tanesi. Diğer başka opsiyonlar da olabilir. Yani Eyüpspor taraftarının da ulaşıma kolay ulaşabileceği, izleyenler açısından da görsel olarak da keyif verecek bir stadyum olsun istiyoruz. Yani olmamasını istediğimiz yer ise Olimpiyat Stadı. Kesinlikle orada o stadın ruhunu, atmosferini çok benimsemiyoruz. Yani orası bizim son opsiyonumuz olacak. Onun dışında birçok tercihi değerlendireceğiz. Onlar sağ olsunlar bu hafta 4-1 kendi sahamızda rakibimize yenildiğimiz müsabakadan sonra da takımı çağırdılar. Bağırlarına bastılar. Takım olan inançlarını, desteklerini gösterdiler. Bu bir kültür. Yani bunu her taraftar grubu yapamıyor. Bunu bir özverili, soğukkanlı bir şekilde takım olan desteklerini gösterdiler. Biz de onları sezonun sonunda mutlu etmek için çalışıyoruz. Sezonun sonunda da 4 ay sonra, 3,5 ay sonra inşallah Gülen taraf Eyüpspor olacak. Seneye de Süper Lig'de çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeyi başararak o keyfi yaşayacağız inşallah hep beraber.